Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu. Özer, Türkiye'nin ilk biyomedikal Ar-Ge merkezini Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kuracağız dedi. Son 20 yıl okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde sessiz bir devrim gerçekleşti. Okul sayısı ve okullaşma oranlarındaki artışa vurgu yaptı. Kadınların eğitime kazandırıldığını söyledi. 2000'li yıllarda orta öğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı %39.2. Bugün %94.66. Yüksek öğretimdeki kadınların okullaşma oranları erkekleri geçti. Aynı şeyi ortaokul kademesinde geçelim. İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik yılı açılış töreni vardı. Rektör Profesör Doktor Cevdet Erdöl kürsüye çıktı. Açık erişim imkanı bulunan yayın sayısında birinci üniversiteyiz. Ulusal hakemli dergilerde birinci üniversiteyiz. Devlet üniversiteleri arasında birinciyiz efendim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de oradaydı. Özer, biyomedikal alanındaki cihazlardaki dışa bağımlılığı azaltmak için atılacak yeni adımı duyurdu. Türkiye'nin ilk biyomedikal alanındaki Ar-Ge merkezini Sağlık Bilimleri Üniversitemizle birlikte kuracağız. O üniversitemizin de altyapı çalışmaları için 10 milyon TL'lik bütçeye Milli Eğitim Bakanlığı olarak da biz vereceğiz.